Herkese merhabalar çok kolay çok pratik çok lezzetli bir tarifim var size evde beklemiş hani kavanozdan çıkarıyoruz ve e, tabağımızda kalıyor fazla kalıyor tekrar kavanoza koymadığımız ve bekletilen turşular biraz hafif yumuşuyor o yumuşayan turşularla hiç çöpe dökmeyin israf etmiyoruz ve hemen tarifi veriyorum 2 adet soğanı küp küp doğradım çok küçük doğramanıza gerek yok iri iri doğruyoruz tabağımıza alıyoruz. 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve biraz böyle rengi değiştikten sonra üzerine 3 adet orta boy havucu da rendeleyip ekledikten sonra havucu da 3-4 dakika kavurdum ve kabıma aldım soğumaya bırakıyorum. Bu arada 5 adet böyle hafif yumuşamış hiç yumuşamamış konnyushon turşudan da yapabilirsiniz. Biraz böyle dışarıda beklemiş turşularınız varsa ziyan etmek istemiyorsanız ondan da yapabilirsiniz. 5 adet kornişon turşumuzu alıyoruz, rendeliyoruz. Böyle orta boy kornişonlar kullanmanız yeterli. E, miktarını çoğaltabilirsiniz. Yani 6-7 adet de yapabilirsiniz bu ölçülerle. Turşularımızı rendeledik görüntüde gördüğünüz gibi ve e, kabıma aktaracağım. Aynı tavayı hiç tavayı yıkamadan e, soğan ve havuç kavurduğumuz tavayı hiç yıkamadan turşularımızı içine aktarıyoruz e, rendelenmeyen böyle hani e, zor rendelenen tam sap kısmını e, onları tekrar alıyorum kök kısmını da bırakıyorum rendelenmeyen iri kısımlarını da geri aldım tavaya aktardım rendelediğimiz e, kornişonları da suyunu sıkıp tavaya aktarıyorum pendelediğimiz kornişonları da alıyorum. Ocağın başına geçiyorum. Yine 2 yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. Bunu da en az 5-6 dakika kavuruyoruz. Mutlaka iyice kavuruyoruz ki böyle tadı güzel olsun diye. O turşu tadı gidiyor ve çok lezzetli güzel bir tat geliyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Böyle tamamen kavrulduktan sonra orta harlı ateşte kavurdum. 5-6 dakika dediğim gibi kavurmanız yeterli. Ve ocaktan alıyorum. Havuçların üzerine ekliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunları büyük büyük kesip de kavursaydık olmaz mıydınız? Bu kadar güzel kavrulmazdı arkadaşlar. Havucun ve e konişonların iyice kavrulması gerekiyor. O lezzeti o tadı alabilmemiz için. O yüzden e rendeledik hepsini ve kavurduk ve üzerine bir diş sarımsak rendeleyip ekledim. Daha sonra blender ile iyice eziyorum. Püre haline gelene kadar. Görüntüde gördüğünüz gibi eziyorum. Bu kadar kolay, bu kadar pratik, bu kadar o kadar da lezzetli arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok beğenerek yapıyorum bu tarifi. Hem e, turşularımız israf olmuyor hem de lezzetli oluyor. Karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı mayonez ekliyoruz. Dilerseniz yarım yemek kaşığı kadar da yoğurt ekleyebilirsiniz. Ev yapımı mayonez ekledim. Siz dilerseniz hazırını da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tamamen karıştırdıktan sonra servis tabağıma aldım. Bunu ister kahvaltıda yiyin, isterseniz meze olarak yiyin, etin yanına, balığın yanına. Yani ağır yemeklerin yanında da rahatlıkla servis edebileceğiniz güzel bir meze ve farklı bir meze. E, kimse bu tarifi bilmiyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.